Merhaba arkadaşlar soru cevap videomuzun ikinci kısmına geldik. Veda sormuş abi kanalımda video var bakabilir misin erkek mi dişi mi diye. Şu videoyu bir bitireyim ondan sonrasında bakmaya çalışacağım. Fantastik boy yazmış abi benim papağanım tüye girdi çok zayıf uyuyor bir de dışkısı arkasına yapışıyor ne yapmam gerek. Video türü olarak son durum videoların çok güzel abi. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumun için kardeşim. Kuşunuz tüye girdiyse hasiz duracaktır. Hasta gibi durabilir. Devamlı uykulu olacaktır. Tüyleri kabarık bir şekilde durur. Fakat dışkı konusunda arkasına yapışıyor dediğin zaman orada ihsal olduğu anlamına gelir. Genellikle de bu durum bazen sıkıntılı olabiliyor. Her zaman dediğim gibi hani ben veteriner değilim bir teşhis koyamıyorum. Ama kendi edindiğim bilgiyle şunu söyleyebilirim. Eğer ki imkanın varsa bir veterinere göstermende fayda vardır. Bir dışkı testi yapsınlar bakteri var mı iç parazit var mı diye. Fakat o süreç içerisinde de kuşuna haşlanmış patates verebilirsin. Haşlanmış pirinç suyu verebilirsin. Bunlar isale iyi geliyor. Fakat dediğim gibi iç parazit olma ihtimali de vardır. Bir veterinere göstermende fayda var. Sevimli kanatlar. Selamünaleyküm kolay gelsin. Benim benim çift bugün iki yumurta çıkardı. Bir soru işaretim kaldı aklımda. İlk yumurta çıkardığından beri çiftim çiftleşmiyor. Yine de yumurtalar dolu olabilir mi? 3, 4 veya 5 yumurta boş olur mu? Eğer o kadar yumurta çıkarırsa. Yani 5 yumurta da çıkarsa boş olma ihtimali oluyor. Şöyle oluyor. Eğer ki erkek kuşunuz kısırsa çiftleşiyorlar. Fakat sperm kuşunuza gitmediği için dişi kuşunuza yumurtalar boş oluyor. Döllenme olmuyor yumurtada. Ayrıca bir tane yumurta yumurtladı veya iki tane yumurtladı sonrasında durduysa eğer kızgınlık yumurtası da olabilir. Onda da yumurta boş olacaktır. Baranefe öncelikle geçmiş olsun ustad. Mamayı sen mi yapıyorsun? El besleme mamamız hakkında galiba soru sormuşsun. Yok mamayı kendim yapmıyorum. Hazır alıyorum toz halinde. Onu muhallebi kıvamına getiriyorum sıcak suyla. Öyle veriyorum yavrulara. Bir çoğunu hızlı hızlı geçeceğim. Cavit Ramazan'a o teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim. Merhaba abi, sorum olacaktı da. Mesela bir çift sultan çiftleşip 4 yumurta yapıyorsa erkeği değiştirip dişiye başka bir erkek getirip eş tutarsa dişinin yumurta sayısı artma ihtimali var mı? Bir erkekle 4 yumurta, iki erkekle 5 yumurta yapma ihtimali var mı veya yüksek mi? Yani kardeşim sen burada e, ne düşünerek bu yorumu yazdın bilmiyorum. Fakat eğer ki kuşağın çiftleşmiş, yumurtlamışsa 4 yumurta yetmiyor bir 10 yumurta mı çıkartmaya çalışıyorsun onu anlamadım. Kuluçka makinası değil yani. Kuş bir canlı. Üst üste yumurtlaması hayvanı yorar, sağlık sıkıntısı yaratır. Böyle bir durum da olmaz. Eğer ki aklında böyle bir plan varsa mümkünse yapma. Olmayacağı kesin zaten. Adem Kızılçay yine güzel video. Videolara yorum yapmış kardeşimiz. Videoda ilk başladığımız günlerden şimdiye kadar bize desteğini esirgemeyen bir kardeşimiz. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ayrı bir teşekkür sunuyorum ona da. Hüseyin Gençer benim yavrular dışında bir de anne babası var. Şu anda üçüncü kuluçkada yatıyor. İlk kuluçkada yavruları yoluyordu. İkinci kuluçkayı yarıda bıraktı. Yavrular yumurtada oldu. Şimdiki kuluçkasında erkeği yoluyor. Kendisi yem yemeye çıktığında erkek yuvaya giriyor. Fakat dişi hemen arkasından gidip zavallıyı yoluyor. Yani erkek yumurtalara asla zarar vermiyor. İnan boynunun poposunu hep yoldu. Ne yapabilirim? Kolay gelsin kardeşim. Kuşun strese girmiş olabilir. Eğer ki dişi kuşun yumurtaya yatıyorsa ve yakın süreçte yavrular çıkacaksa erkeği ayırabilirsin. O süreç içerisinde hem erkek kuşunuz dinlenmiş olur hem de dişi kuşunuz yavrulara bakar ve sizde mama takviyesi çıkabilirsiniz bu süreçte dişiyi çok fazla yormamak için. Görkem Can Arslan, deve dikeni tohumu, hindi baba otu iyi gelir mi? Ya da ne tarz bitki, çayları, kuşlara verilmeli bitkilerin önemi nedir? Arkadaşlar, deve dikeni tohumu, hindi baba otu gibi tohumlar kuşlara verilir. Fakat tohumları öğütmeniz gerekiyor. Kahve öğütücü makinasıyla öğüttükten sonra mamaların içerisine karıştırabilirsiniz. Hatta ilk mama tarifi videomun içerisinde deve dikeni tohumu, hindi baba otu, ve birçok tohumu çerçiden alıp öğüttürdükten sonra mama tarifi yapmıştım. O videoyu da izleyip bakabilirsiniz oradan. Karaciğer büyümesine kuşlarda ne iyi gelir? Hastalıklar ve tedavileri hakkında bahsederseniz seviniriz. Arkadaşlar veteriner olmadığım için çok aşırı bir şekilde hastalıklar konusunda bilgim yok. Fakat ben de hastalıklar üzerinden araştırma yapıp detaylı videolar sizlere elim, elimden geldiğince çekeceğim. Fakat dediğim gibi konu hakkında bir uzmanlığım yok. Kendi yaşadığım tecrübeler içerisinde sizlere bir şeyler anlatabilirim. Edindiğim bilgileri sizlere sunabilirim. Şöyle baya bir ileriye gidelim bakalım diyeceğim de zaten burada cevaplamadığınız yorumlar genellikle emoji tarzında oluyor. Bir de ayrıyeten cevapladığınız yorumlar kısmına bakalım. Orada da çünkü bir soru sorulmuştu. Onu da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir aşağıya inebilirsem. Hatta uzun bir yorum yaptım. Bunun videosunu ayrı çekecektim. Fakat soru videosu çektiğimiz için bu konuyu da bu videonun içerisine katayım dedim. Burada sorulan bir soru var. Onu sizlere bir cevaplayayım arkadaşlar. Merhaba Erhan Bey. Dün deprem yüzünden kuşlarım telaşa girdiler ve kanat tüyleri döküldü. Şu an uçamıyor. Bu konuda ne yapmalıyım veya yönlendirebileceğiniz biri var mı? Burada yazdığım yorum aslında size okuyayım arkadaşlar. Çünkü söyleyeceklerimle yorum birbiriyle aynı olacak. O yüzden direkt kendi yorumumu okuyayım. Merhaba Gizem Hanım. Çok geçmiş olsun. Öncelikle içinizin rahat etmesi için bir veterinere kontrol etmenizde fayda var. Eğer kanadını hareket ettirmede bir sıkıntı yaşamıyorsa büyük bir problem değil. Kuşunuz korktuğu için çırpınarak kanadını kafes tellerine çarparak tüyleri yerinden kopmuş. Bir süre uçamaz fakat ilk tüy dökümüne girdiğinde kanat tüyleri eski halini alacak ve uçacaktır. Veya bir yerinde yara varsa batikon sürmelisiniz. Bu süreçte işte kuşunuza 3 günde bir mama verebilirsiniz. Mama tarifi videolarımız kanalımızda mevcut. Ayrıyeten aminovit B tarzında multivitaminler de kullanmanız kuşlarınızın tüylerinin daha parlak ve sağlıklı çıkmasına yardımcı olacaktır. Aminovit B'yi nasıl kullanmanız gerektiği hakkında bir video zaten kanalımızda mevcut. Bu arada yazmışım kusura bakmayın biraz uzun bir anlatım oldu fakat bu tarz soruların cevapları uzun oluyor diye. Normalde bunu video olarak çekecektim fakat arkadaşımızın büyük ihtimal cevaba acil bir şekilde ihtiyacı vardı. O yüzden yorumlara bıraktım. Aleviyetten de soru cevap videomuzun içerisinde dursun. Çünkü arkadaşlar bu sıkıntıyı yaşayan birçok kişi olabiliyor. Onlara da en azından bu konuda biraz bilgi vermiş olalım. Çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çok aşırı soru var. Fakat bundan sonra çok önemli soruları ayırıp bir video haline getireceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.